Bismillahirrahmanirrahim. Almanya'da 3-4 haftadır Diyanet'in camilerinde Diyanet hocaları tarafından yapılan açıklamada Cuma namazından sonra kıldığımız zuhra ahir namazlarını kaldırdılar. Ve insanlara tatmin edecek şekilde Cuma'dan önce nasihat vaaz kısmında kürsüden cemaata iki rekat kılınan namazın değerini biliyoruz. Bunun bir sakıncası olsa onun vebaline girer de size kılmayın der miyiz? Bu Peygamber Efendimizin kılmadığı bir namazdır. Bu İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin kılmadığı bir namazdır. Dinimizde böyle bir şey yoktur diye açıklama yaptılar. Ve büyük bir başarıyla zuhru ahir namazı iptal ettiler. Zaten Müslümancıklar da böyle bir şey bekliyormuş. Bize bu konuyu serbest kürsü uslubu ile açıklamanızı istirham ediyoruz. Evet. <laughs> serbest kürsü uslubu <laughs> şu anda kapanmış soru ve cevap vardır. Başka zaman serbest kürsü üslubuyla onu açıklarız inşallah, niyet ederiz. izin verilirse açıklarız. Yalnız e, bir kere Müslümanlar şunu bilecek her şeyden önce. Eğer ki bir iş Efendimizin zamanında yapılmadıysa ve sahabe-i kiram zamanında yapıldıysa o bize bir vaciptir. Biz bunu vacip olarak kabul edeceğiz. Başımıza farz olarak alırsak ne güzel emir olarak alırsak. Sahabe-i kiramın emridir bu, yaptığı iştir. Efendimiz yapmadı ama sahabe-i kiram yaptı çok güzel. Sahabe-i kiram yapmadıysa tabi'in yaptı. Vacip olarak alacağız. Efendim, e, Ebu Hanefi Hazretleri tabi'indendir. Sahabeleri yetişmiş bir zattır. Ebu Hanefi Hazretleri bunu yapmadı diyen akıla ve mentaliteye ben şaşarım. Onda ilim yoktur. Ne Ebu Hanifi Hazretleri ne İmam Şafii Hanbeli ve Maliki bütün bunlar bunu yapmış. Ha onu onlar öyle söylüyor dedik ya şimdi etrafta olmuş her tarafta insanlar bar, bar bar peygamber el öptürmediydi diyor. Ve bunun peşinden koşturan yüz binlerce insan vardır. E bunun nasıl kavgasını yapabilirsin sen şimdi? Yok. İnanan öper, inanmayan öpmeyecek şimdi. Ama bir şeyi bilecek kişi ki en son asır hariç, şimdi bu geldiğimiz en son asır, yani Cumhuriyet'in girmesiyle, Cumhuriyet'in girmesiyle, hilafetin kaldırılmasıyla, ondan sonra gelen hiçbir şeyi kabul etme, İslam'ın içine soktularsa. Eğer bak, ondan önce bu var mıydı? Yani halife zamanında, halifemiz zamanında bu var mıydı? Halifemiz zamanında, Osmanlı zamanında zuhuru asır kılınır mıydı? Kılınırdı. Değil mi? Bunu inkar eden hangi hocalardır? Cumhuriyet hocaları ile hilafet kaldırıldıktan sonra e, Vahabi fitnesiyle ortaya çıkan Vahabi anlayışında olanlar ve Vahabilik fitnesi parası ile El Ahzar Üniversitesi'ne girip Mısır'daki en büyük İslam üniversitesi ve Suriye'deki en büyük İslam üniversitesine girip fitne sokanların işidir bu. Başka bir işi değildir. Bu fitneyi ortaya çıkaranlar da esas gene Müslümanlar değil, kafirler ve münafıklardır. Onun için sen hakikaten cuma namazını mı kılıyorsun? İyi. Cuma namazını kıldın sen. Cuma sana farz mıdır? Evet. Zuhuru ahır demek, o günün öğlen namazıdır. Sen cuma namazını kıldığın vakit o günün öğlen namazını mı kıldın yoksa cuma namazı mı kıldın? Cuma namazı kıldın sen. O özel haftada bir namazdır ki o namaz namaz değil esas meselesi hutbedir onun. Anladın mı? Cuma hutbesi verilir ardından cuma namazı kılınır. Değil mi ya? Öyle mi yapıyoruz? Ha, unuttunuz. Ee, i̇mam. Öyle değil mi? Cuma hutbesi veriliyor sonra namaz mı kılınır? Dört rekat namaz mı kılarsın? İki rekat namaz mı kılarsın Cuma'da? İki rekat. İyi. Öğlen namazını tutuyor mu? O? Yok. Zuhuru ahır öğlen namazı içindir. Onun için o e, Osmanlı zaman, halifet zamanından ta gerilere ki bugün de ehli sünnet itikatı üzerine olan ehli sünnet, gerçek ehli sünneti kabul etmiş, ehli sünnet itikadı üzerinde olan herkes bunu kılıyor. Evet, diyanetin içerisine aşırı bir şimdi Vahabi fitnesi girmeye başladı aşırı bir şekilde. Onun için Diyanetin sözleriyle hareket etme o zaman sen de. Ama hareket edersen sorumlu sensin. Ben değilim. Ben Diyanetin sözüyle hareket etmeyeceğim. Şeyh Efendi yapıyor mu? Yapıyor. Biz ona bakarız.